Birisiydi Yusuf Endiaşmiye değerli izleyiciler ve Yasin Dallı'nın verdiği bilgi 4,5 yıllığına kadrosuna katmış. Endiaşmiye. Ya da hayırlı olsun. Yani Yusuf Endiaşmiye evet Galatasaray'la konuşuluyordu İsmi ama alınıyordu. şimdi herhalde Malatyaspor da oradan herhalde Ben şey öbür alacak. şimdi bu transferle beraber o vereceğim haberi verebilirim herhalde birazdan. Bilmiyorum be Yok ihtimal. ben verebilirim Ha, tabii ben. tabii. Benim vereceğim haberi birazdan verebilirim. Teyit bekliyorum şu anda. Telefonuma mesaj düştü bakalım. Hararetli saatler. Her şey olabilir değil mi? Siz Son devam saatlere edebilirsiniz. kadar. Yani Mesut İrfan konusunu şey yapabilirsiniz. Ben transfer haberi alıyorum şu anda çünkü önemli. Ya tabii Galatasaray maçına Mesut'un oynaması bir ihtimal olarak görünüyor. Yani beklenti de o yönde. Pelkas'ın da sakatlığı dolayısıyla tabii ki o bölgede Fenerbahçe'nin bir ihtiyacı var. Yani olacaktır. Ve Galatasaray'ın da baktığımız zaman kadrosuna çok ciddi katkıları oldu. Yani bu oyuncular hakikaten çok önemli oyuncular. Özellikle Onyekuru gibi bir oyuncu bütün oyun şeklini değiştirdi. Yani Galatasaray'ı oyun organizasyonunun yanında çok çabuk kaleye götüren, kontrayı doğru oynayan bir takımın yanında kapalı defansa karşı da çok etkili bir takım haline getirdi. Ve bence oyunun Galatasaray adına alternatifleri çoğalırken oyun da rahatlayacak. Ya bu iş böyle de bir şey. Yani hep set 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 oynamak ayrı bir şey. Ya çok elzem santrafora da Çok ihtiyacı vardı. işte onu da Orayı da Mustafa ile doldurdular evet. abi. Ya o da enteresan bir oyuncu. Mesela onun tiplemesi de Abubakar'a da benziyor Tümer'cim. Yani o da mesela böyle çok uzun bir oyuncu değil. Atletik bir Bak oyuncu. ama Dar alanda kötü etkili dönük dönüş olabilen, yapabilen. dönüşleri olan yani böyle kalçası geniş, topa çok iyi vuran gelip içeride orta Tipik alandaki onu santrafor özellikleri yani. aynen yani ama daha atletik. Yani baktığımız zaman o açıdan Galatasaray'ın oyunu da bence rahatlatacak. Yani o da çok önemliydi Galatasaray açısından. E tabii Martin uzun süre Omar'ın sakatlığından sonra uzun süre yükü çekti orada. Evet. İşte yangın halinde camı kırınız. En ufak bir Aynen. şekilde sağ taraf oyna, sol taraf oyna. Ayhan Hoca da çalıştı. Hem iyi niyetli bir oyuncu. Ne derse oyna oyna oynama otur otur. Martin. Martin için söylüyorum. Ama orada da bir ihtiyaç olduğu Evet ama kesindi. yani sonuçta hani ben daha üst sınıf bir oyuncunun istendiğini düşünüyorum oraya. Yani biraz daha hem ofansif gücünün de daha üst Zaten seviyesinde alındı. atletizmi olduğunu düşünerek yani oraya Omar'ın biraz daha alternatifi sanki Yedlin daha iyisi gibi. Evet. O yüzden Martin evet her oynadığında bir katkı sağlıyor ama bir şekilde tam o istenilen performansa değil diye düşünüyorum. Var mı bir şey? Var. Var dedi. Var. Galatasaray Bupenza için Hatayspor'la görüşüyor. Galatasaray Bupenza transferi ile ilgili olarak Hatayspor'la şu anda görüşme halinde. Resmi görüşmeler mi? Evet, oyuncuyu istediklerini Hatayspor yönetimine Öyle mi? Galatasaray İletti iletmiş. Evet, değil mi? Bupenza İletilen. ile ilgili transfer girişimine başlamış Galatasaray. Şimdi teyitini aldım. Yani hatırlarsanız dün Bupenza için Başakşehir'in de bir teklif İsteğinin, yaptıklarını, isteğinin istekte olduklarını, ilgilendiklerini söylemiş. ifade etmişlerdi. Endiaşmiye'yi almalarıyla birlikte yani o tarafa yani o yüzden bir teyitte bulundum. Galatasaray'da şu anda Bupenza ile ilgileniyor değerli izleyiciler ve Hatayspor'la bu transferle ilgili olarak görüştüğünü de ifade edeyim ben. Ha olur olmaz bilmiyoruz tabii ki. Şartlar uyar uymaz ekonomik anlamda farklı transferlerle ilgili olarak ama Hatayspor'dan Bupenza ile ilgilendiklerini ve Hatayspor'a bu konuyla ilgili olarak da resmen girişimlerine başladıklarını da ifade edebilirim. Teyitini aldım. Yani Galatasaray için o da iyi bir transfer olur. Yani dün çok üzerinde konuştuk ama yani çok özellikleri olan bir oyuncu hakikaten. Çok alternatifli bölgelerde oynayabilen, her bölgede oynayabilen ön bölüm için söylüyorum. Hem kanatla hem forvet pozisyonunda oynayabilen bir oyuncu. Büyük transfer olur Evet. Galatasaray için. Şu anda ligin en fazla gol atan futbolcusu, 15 gollü, ligin en çok isminden ilk yarı itibariyle adından söz ettiren oyuncu ve ikinci yarı ile beraber de zaten bildiğiniz gibi son Başakşehir maçında da adından söz ettirdi değerli izleyiciler. Rusya'nın Krasnodar takımı 5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Hatayspor reddetmişti bu teklifi. İtalya'nın
Udinese kulübü 5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu, reddedilmişti. Türkiye'den Başakşehir kulübü bu konuyla ilgili olarak Hatayspor'a bir transfer...